Acaba şöyle olsaydı nasıl olurdu? Gün içerisinde bu soruyu kendimize kaç kez soruyoruz, değil mi? Şu komutan şu savaşta olsaydı acaba nasıl olurdu? Şu futbolcu şu maçta olsaydı acaba sonuç nasıl olurdu? Şu lider şu olayda yaşıyor olsaydı acaba sonucu nasıl olurdu? Nereden baksanız bütün düşüncelerimizin başlangıç noktasına hep böyle bir what if senaryosu yatıyor. Belki cevabını asla bilemeyeceğimiz için bizi cezbediyor. Bugün bile alternatif tarih popüler kültür ürünlerimizin temelinde yatıyor. Oysa merak ettiğimiz senaryoların cevabını öğrenmek için deneyler yapmamız gerekirdi. Aynı şartlarda aynı kişileri denememiz gerekirdi. Hayat tabii şartlarda bize böyle bir olanak sunmadığı için bunlar ancak bilimsel deneylerde, araştırmalarda insan eliyle olabilecek şeyler. Peki ya oldu desek? Evrenin bu deneyi kendi kendine uyguladığını söylesek. Hatta ve hatta tüm insanlığın okuyacağı bir başyapıta çevrildi desek. Bir değil, iki değil, üç farklı grubun aynı şartlarda, aynı anda sınanıp bambaşka yollara evrildiğini söylesek. Öyle bir hikaye ki bu, bir tarafta açlık, kavgalar, ölüm, kanibalizm ve lanet, diğer tarafta bolluk, dayanışma, hayat ve kurtuluş. Aynı anda, aynı yerde, aynı şartlarda sadece tek bir farkla. İşte bu Auckland Adaları'nın hikayesi. Mevzu da lider meselesi. Tarih 1864. Dönemin büyük umut kapısı olan altın madenciliği hayalleriyle yola çıkmış bir gemi. Kaptan Thomas Musgrave komutasındaki Grafton gemisi. Kaptan ve mürettebatı başlarına gelecek felaketin farkında bile değildi henüz. Grafton, Pasifik Okyanusu'nda seyrederken ağır bir fırtınaya tutuldu. Göz gözü görmeyen bir ses vardı. Üstelik denizcileri korkutan gökyüzündeki garip yeşil ışıklar vardı. Gemide panik başladı ancak kaptan çok hızlı bir şekilde kontrolü ele aldı. 3 gün süren bu dehşet fırtına sonrası akıntıya kapılan Grafton kontrolü kaybetmişti. Artık okyanus kaderini belirliyordu. Ve okyanus onları ana karasından 500 kilometre uzakta Yeni Zelanda'nın Subantarktik adalarından olan Auckland adalarına götürecekti. Karaya oturan Grafton batacaktı. Gemide hasta olan François Renal kalmıştı. Geride bırakılırsa eğer, yardım edilmezse eğer boğulacaktı. Kendi başına kurtulması mümkün değildi. Kaptan karar verdi ve çok büyük uğraşlar sonucu Renal'i de kurtararak ekibimiz kendini adaya atmayı başardı. Kaptan Musgrave bilmese de Renal'i kurtararak aslında hayatta kalma biletini de kazanmıştı. Şimdi bu 5 kişilik ekip kendini kimsenin yolunun dahi geçmediği, denizcilere göre Tanrı'nın bile bakmadığı bir bölgedeki adada bulmuştu. Adamlar hemen pusulalarını çıkarttı. Ancak gördükleri şey onları daha da korkutacaktır. Pusula iğnesi durmak bilmez bir şekilde sürekli dönüyordu. Bunun sebebi Güney Kutbu'nun dibindeki adanın manyetik alanından kaynaklansa da denizciler için bu onlarca kötü işaretten sadece bir tanesiydi. Her yerden ölüm gözlerine bakarken Kaptan Musgrave'in de yönlendirmesiyle gerçekle yüzleştiler. Kendi kendilerine hayatta kalmak zorundaydılar ve bunu da belki çok uzun bir süre yapmak zorunda kalacaklardı. Musgrave hemen ekibe liderlik etmeye başladı. Bu durumdan en çok etkilenecek kişi ise gemiden kaptanın kurtarmış olduğu Fonsa Renal isminde bir denizciydi. Auckland Adaları insan yaşamına uygunluğu bırakın yaşam şartlarına düşman bir ada. Adada büyüyen ne bir meyve ne de yenebilecek başka bir şey vardı. Üstelik sürekli esen bitmek bilmeyen bir rüzgar ve dondurucu bir soğuk. Ekip geminin enkazından kurtarabildikleri erzak ve eşyalarla işe koyuldu. Öncelikle korunabilecekleri küçük bir kulübe inşa etmeyi hedeflediler. Renal'in madencilik döneminden gelen tecrübeleri vardı. Kaptan Musgrave'in aksine bir kulübe inşa etmelerini önerdi. Kaptan Renal'i susturmak yerine bu konuda kendisinden daha tecrübeli olduğunu anladı ve dediğini onayladı. İnşaatın yönetimini Renal'e devretti. Renal sahilden topladıkları midyeleri kireç haline getirdi ve ardından bu tozla bir çeşit harç üretmeyi başardı. Sağlam bir kulübe inşa ettiler. Hatta içerisine taştan bir ocak bile yaptılar. Yetmediği gibi bir yemek ve çalışma masası bile üretmeyi başardılar. Musgrave'in ekibi işini şansa bırakmadı. Adada keşfettikleri fok balıkları ve albatros yumurtalarını avlamaya başladılar. Açlıktan ölmek varken ekibin yemek planı bayağı çeşitli hale gelmişti. Kurutulmuş fok balığı eti, kızartılmış balık veyahut da kahvaltıya albatros yumurtalarından yapılmış leziz bir omlet. Üstelik avladıkları fok balıklarının da derilerinden giyecek dikmişlerdi. Bir anda taş devrine ışınlanan bu adamlar kendi şartlarına göre aslında lüks bir hayat bile yaşıyorlardı. Hatta Renal o kadar ileriye gitti ki adada buldukları Stilbocarpa polaris bitkisinden bir çeşit bira yapmayı bile başardı. Can sıkıntılarını gidermek için de satranç ve kart oyunları üretmeyi başardılar. Ekibin tek derdi can sıkıntısıydı. 2 hafta sonra adanın tam diğer ucunda bir başka ekiple kader ortaklığı yaşayacaklarının farkında bile değillerdi. İskoç Invercold gemisinin yolu Auckland adasının yakınlarından geçiyordu. Kaptan George Dalgarno işine odaklanmak yerine yine ekibine fırça çekmekle meşguldü. Bu sebeple birden karşılarında beliren Auckland adalarını fark etmediler. Mürettebat da gazabından çekindiği için kaptanı uyarmadı. Fırtına, sis ve korkutucu yeşil ışıklar. Invercold gemisi fırtınalı bir gecede battı. Gemide hasta bir denizci vardı. Kaptan Dalgarno karar vermeliydi ve tereddüt bile etmeden çocuğu boğulmaya terk etti.
Kaptan gemiyi tahliye etmeyi yönetemediği için hasbelkader kendini adada bulan grubun elinde hiçbir yiyecek, giyecek veya alet yoktu. Kaptanla birlikte 19 kişi sağ salim adanın sahilinde toplandı. Tıpkı diğer Grafton grubu gibi onlar da hızla yaşam düşmanı bir habitatta olduklarını idrak etmişlerdi. Hatırlatalım, Grafton grubu sadece 5 kişiden oluşuyordu. Invercold grubu 19 kişiden oluşuyordu. Buna rağmen kaderleri birbirinden daha uzak bir şekilde seyredemezdi. Şimdi aynı adada iki farklı gemiden kurtulan iki farklı grup vardı. Fakat birbirlerinden haberdar değillerdi ve asla da olmayacaklardı. İşte bu şartlarda doğal deneyimiz başladı. Yaşanılan şok daha atlatılmamıştı ve Kaptan Dalgarno tamamen kontrolü kaybetmiş bir şekilde fütursuzca adamlarına bağırıp çağırıyordu. Kaptanın yol göstermesini bekleyen ekip sadece küfür ve hakaret işitiyordu. Bu ortamda ekibini yönlendiremediği için denizcilerden biri susuzluktan sahilde böyle tümsekte bulduğu acı suyu içti ve hemen peşinden kusmaya başladı. Durumu iyi değildi. Ancak Kaptan Dalgarno adamıyla ilgilenmek yerine ekibine emir verdi ve adamı ölüme terk ederek adanın içine doğru yola koyuldular. Oysa Grafton ekibi sürekli birbirini kollamakta, hastalanan veya yorgun düşeni iyileştirmeye çalışmaktaydı. Musgrave liderliğindeki bir grup çalışması vardı. Dalgarno ise daha ilk gününde bir adamını ölüme terk etmişti. Kaptan Thomas Musgrave önderliğindeki Grafton ekibi sıcacık kulübelerinde lezzetli yemekler yiyor, hatta hijyenlerine dikkat ettikleri için inşa ettikleri bir mekanizmayla duş alabiliyor, çamaşırlarını yıkıyorlardı. Renal hayvan yağlarından sabun yapmayı başarmıştı zira. Kaptan Musgrave ekibin aşçısına okuma yazmayı bile öğretti. Boş zamanlarında ekip oyunlar oynar, güzel vakit geçirir. Invercold ekibinde ise çoktan bir kavga başlamıştı. Açlıktan bitap düşmüş, kalacak yerleri olmayan denizciler kaptanlarıyla tartışıyordu. Bu şekilde grup ikiye bölündü. Kaptan Dalgarno ekibi bir arada tutup onlara liderlik edeceğini, ekibin bölünmesine, adamlarının ölüme terk edilmesine sebep olmuştu. Nasıl ki Grafton ekibinde Kaptan Musgrave'in yanında François Renal varsa, Invercold ekibinde Kaptan Dalgarno'nun yanında da mürekkep yalamış Robert Holding vardı. Ancak Invercold ekibi ikiye bölünmüş, kaptanla olan ekip adanın iç kısmında kalırken bölünen ekip sahile gitmişti. Sanki bu yetmezmişçesine iki grubu da dehşete düşürecek bir başka olay yaşandı. Deprem. Auckland adaları eski volkanik adalar olduğu için her an aktif hale gelebilecek bir saatli bomba üzerinde olduklarını düşünmeye başladı ekip ve bu paniğe sebep oluyordu. Bölünmüş Invercold ekibinin sahilde kalan ikinci grubundaysa son dehşet yaşandı. Açlıktan gözü dönen grup aralarında bir kura çekerek birinin kurban edilmesini kararlaştırdı. Robert Holding bu duruma daha fazla dayanamadı ve kanibalizm planına karşı dehşete düşerek ekibi terk etti. Holding ertesi gün ekibin en küçüğü olan Fritz Holzfer'ı aramaya başlar ancak çocuğu hiçbir yerde bulamaz. Sadece yüzüne sırıtan ve ağzındakini çiğnemeye devam eden ekibin liderini bulur. Daha sonraları bu ekip çocuğun yanlışlıkla öldüğünü söyleyecekti. Dehşete düşen Holding kendi başına yola çıkarak kaptanın ekibinin yanına gitti ve bilmese de böylelikle kendi hayatını kurtarmış oldu. Zira geride bıraktığı yamyam ekipteki herkes ölecekti. Çünkü Holding'de başka hiç kimse de olmayan belki de adadaki en değerli şey vardı. Kibrit. Ve kibrit olmadan ateş yakılamazdı. Yaşadıkları karşısında dehşete kapılmış olan Holding, kaptanın ekibinin yanına vardığındaysa sadece hayal kırıklığı yaşayacaktı. Zira Kaptan Dalgarno yapmış aşağı kendini hizmet ettiriyor, herkesle kavga ediyor ve hatta liderlik etmiyordu. Ekibin durumu hala çok kötüydü. Yattığı yerden emirler veren kaptanın yine bu emirlerinden birini yerine getiren bir denizci ayağından sakatlandı. Emri yerine getirirken. Bunun üzerine kaptan tek bir emirle o denizciyi terk ettirdi. Yaralı adam ölüme terk edildi. Kaptan Dalgarno liderliğindeki Invercold ekibi açlıktan ölürken Kaptan Musgrave liderliğindeki Grafton ekibi o kadar iyi durumdadır ki büyük bir projeye kalkışırlar. Onları kurtarmaya kimse gelmeyecektir. Madem kendimiz 18 aydır hayatta kaldık, kendi kendimize her şeyi yaptık, o zaman bir tekne inşa edelim de bu tekneyle birlikte adayı kendimiz terk edebilelim derler. İmkansız gibi. Ama tek tek parça parça bir tekne inşa ederler ve 18 ayın sonunda hep birlikte kendi inşa ettikleri tekneyle adayı terk ederler. Kaptan Musgrave ekibini 18 ay hayatta tutmuş, üstelik kendi gücüyle adayı terk etmişti. 3 hafta sonra Yeni Zelanda limanına giriş yaptıklarında yaşanan şoku hayal ediyor olabilirsiniz elbette. Grafton ekibinin hikayesi dillerden dillere yayıldı. 18 ay bir adada hayatta kalan adamların hikayeleri kahraman gibi anlatıldı. François Renal yaşadıklarını kaleme aldı ve yazdığı kitabı bestseller haline geldi. Şöhret, para, saygınlık, hayranlık. Invercold ekibi. Bütün adamlar teker teker açlıktan, sefaletten veya başka sebeplerden ölmüştü. Kaptan Dalgarno yardımcısı ve Robert Holding kendilerini sahile atmışlardı. Sahilde ölümü beklerken ufukta bir gemi keşfettiler. Heyecan, ümit. Ancak gemi onları fark etmeden devam ediyordu. Rivayet odur ki tam da bunun üzerine Kaptan Dalgarno dizlerinin üstüne çöktü, ağlayarak Tanrı'dan af diledi. Tam bu esnada gemi yelkenlerini indirdi. 19 kişiden geriye kalan 3 adam kurtuldu.
Şu işe bak. Auckland adaları ve yine hayatta kalmış bir ekip. Dünya yakinen takip ediyor tabii ki. Fakat bu üç adamın hikayesi de öğrenilecekti. En geç Robert Holding bu işi kitaplaştırdığında. Ancak buradaki liderlik güzel günler, eksotik yiyeceklerle anlatılan bir macera değildi. Egoizm, ölüme terk edilen arkadaşlar ve kanibalizm vardı. Kaptan Thomas Musgrave bir mesih gibi kutlanırken Kaptan Dalgarno'ya inanılmaz tepkiler yükselir. Her şeyini kaybeder. Bir zamanların büyük kaptanı evsiz, barksız bir şekilde sokaklarda yatıp kalkmaya başlar. Kaptan Musgrave ise eşine verdiği söz sebebiyle bir daha denize açılmaz, bir deniz fenerini işletir. Ama hikaye burada bitmez tabii ki de. Yaşananlardan bir yıl sonra İngiliz nakliye gemisi General Grant Auckland adalarının yakınından geçmektedir. 83 yolcunun yanında gemide bir başka hazine yatıyordu. Toplam 8 ton saf altın. Grafton ve Invercolton aksine General Grant'teki yolcular profesyonel denizci değillerdi. Aralarında Marianne gibi kadınlar ve çocuklar da vardı. Bir fırtına, korkunç yeşil ışıklar ve deliye dönen pusula. Üstüne üstlük bir uçan Hollandalı görürler ki tarihte kayıt altına alınan nadir karşılaşmalardan birisidir bu. Mürettebatı bir panik kaplar ve bekledikleri gibi de olur. General Grant 8 ton altınıyla birlikte batar. Kaptan dahil 68 kişi boğularak can verir. 15 kişi kendini adaya kurtarmayı başarır. Aralarında tek kadın olarak Marianne dahil. Yine Auckland adalarındayız. Artık üçüncü bir grubumuz da vardır. Bu sefer lidersiz. Ekip hızla tıpkı diğer gruplar gibi gerçeklerle yüzleşir. Lidersiz kalan ekibin başına basit bir altın avcısı olan James T'ye geçer. Tier'ın ilk çağrısı herkesin yanında ne varsa ortaya koymasıdır. Biz bir ekibiz ve az çok neyimiz varsa eşit şekilde paylaşacağız. Kendilerinden önceki grupların kaderlerinden habersiz şekilde Invercold ekibinin de kullandığı bir barakaya yerleşirler. Hatta burada Kaptan Dalgarno'nun ölüme terk ettiği adamının kemiklerini bile bulurlar. Bunun üzerine kaptanın yapmadığını yapar, kendisine bir mezar kazar ve gömerler. Ekip gerçekte çok hızlı yüzleşir. Hayatta kalmak zorundalar. Ancak bu ekip daha da ileriye gider. Buldukları yabani patatesleri ekmeyi başarırlar. Gübreyi de organik bir şekilde sağlarlar. Yakınlarda buldukları yabani domuzları yakalar. Marianne, fok balıklarının derisinden giysiler dikmeyi bile başarır. Soğuğa karşı dayanıklıdırlar artık. Invercold ekibindeki 19 profesyonel denizcinin katlolduğu aynı yerde şimdi 15 sivil adeta hayat yaratıyordu. Başlarında ne bir kaptan ne bir asker. Aylar sonra kendini keşfeden bir gemi tarafından kurtarıldılar. Başarmışlardı. Ama efsaneleşen altın yüklü batık gemi hepsini tekrar tekrar adaya çekecekti. James Tia 1868 yılında altınları bulmak için geri döndü ancak kötü hava şartları onu geri dönmeye zorladı. 2 yıl sonra adadan sağ kurtulan bir başka kişi David Ashworth altınları kurtarmaya çalışırken ekibiyle birlikte kullandığı tekneyle kayboldu. Bir daha asla görülmedi. 7 yıl sonra adadan yine kurtulan Cornelius Rave altınları aramaya geri döndü. O da başarısız oldu. General Grant ve altınları bir efsaneye dönüştü. 1872 Paris. François Renal meşhur kitabını bastırdığı matbaada başka bir yazarla tanışır. Yazar kendisini takip ediyor, hikayesini biliyordur. Şaşkınlıkla tekrar dinler. Renal yaşadıklarının hepsini anlatır. Yazar müthiş etkilenmiştir bu hikayeden. Sadece maceradan değil, ekip ruhundan, insani değerlerden de etkilenmiştir. İşte o yazar Jules Verne'den başkası değildir. 2 yıl sonra yazacağı Esrarlı Ada kitabındaki hikayesi de Renal'in hikayesinden başkası değildir. Amerika İç Savaşı sırasında 5 adam balonla esaretten kaçmayı başarırken balonları onları kuzey güçlerine değil de Pasifik Okyanusu'nun ortasına bir adaya sürükler. Issız bir adada yaşam mücadelesi verirler. Ana karakter Cyrus Smith tıpkı Kaptan Musgrave ve François Renal gibi sorumluluk sahibi ve ekibi bir arada tutacak liderliğe sahiptir. Tıpkı Renal gibi o da hikayenin başında çok hastadır. Hikayenin devamında adanın aslında o kadar esrarlı olmadığını keşfederler. Zira adanın iç tarafında bir mağarasında denizaltısı Nautilus ile Kaptan Nemo yaşıyordur. Böylelikle adada yaşanan garip olayların rasyonel bir açıklaması da bulunur. Nemo cenazesiyle birlikte denizaltının batırılmasını ister. Büyük bir hazine olan denizaltı batırılır. Tıpkı General Grant gibi. Kaptan Nemo aynı zamanda ekibe adanın bir yanardağ olduğunu ve her an patlayabileceğini söyler. Bu sebeple ekip adadan kendi yaptıkları bir tekneyle kaçmaya çalışır. Tıpkı Auckland adalarında olduğu gibi. Jules Verne hikayesinde Auckland adalarının gerçek hikayesinden esinlenmişti. Hatta kitapta Renal'in adı bile geçiyor. Doğan'ın bu garip deneyi sadece şöhret kazanmamıştı. Jules Verne'in Esrarlı Ada kitabı sayesinde tarihe geçti. Dünya literatürüne girdi. Okullarda okutulur hale geldi. Aradan birkaç yıl daha geçti. Almanlar çok ilginç bir keşif yaptılar. Adaların koordinatları haritalara yanlış işlenmişti. Bu yüzden hiçbir harita da gözükmüyorlardı ve görünüşe göre aniden gemilerin önlerinde beliriveriyorlardı. General Grant ve altınları hala oralarda bir yerlerde. Auckland adaları aynı şartlarda farklı grupların sadece liderlik farkıyla ne kadar farklı sonuçlara ulaşabileceğini göstermemişti. François Renal gibi dışarıda ortalamanın altında bir adamın içinde nasıl bir potansiyel barındırdığını göstermişti. Adalarda mahsur kalmasalardı eğer Renal hiç bilinmeyecek bir işçi olacaktı.
ekibini ölüme terk eden Kaptan Dalgarno büyük kaptan olarak anılacaktı. Ancak adalar herkesin içindekini ortaya çıkardı. İnsan en çaresiz anında kendisi olur. Oysa Jules Verne 1871'de yayımlanan macera romanı Yüzen Şehir'de bunun mesajını birkaç yıl önceden vermişti. Liverpool ile New York arasında seyahat eden devasa boyuttaki Grand Eastern yolcu gemisinde geçen hikayede kocasından nefret eden bir kadının aynı gemide hayatının aşkını bulmasını anlatır. Evet ama bu da başka bir videonun konusu. Asıl mesaj bir yan karakter olan Dean Pitferch üzerinde. Doktor Pitferch yolculuk boyunca geminin batmasını istiyordur. Böyle bir takıntısı vardır adamın. Elbette bu gerçekleşmez. Gemi batmaz. Yüzen Şehir'in otobiyografik bir yönü vardır. Jules Verne kardeşiyle birlikte Amerika yolculuğunda gerçekten Grand Eastern'a yolculuk yapmıştı. Ancak beklediği macerayı yaşamadı. Sakin geçti. Bu sebeple de bu aşk hikayesini yazdı. Geminin batmasını yani macera isteyen Dean Pitferch aslında Jules Verne'den başkası değildi. Hikayede gemi batmaz. Anlatıcı baş karakterimiz de bu adamı unutur. Ta ki 8 ay sonra bir mektup alana dek. Auckland resiflerinde Coringay gemisinden. Sonunda gemi kazasına uğradık. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Saygılarımla Dean Pitferch. Jules Verne aradığı macerayı Auckland adalarında bulmuştu.